Önergeler üzerinde önce Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Fahrettin Oğuz Tor konuşacak. Buyurun Sayın Tor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 502 sıra sayılı tasarının 84. maddesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle sizleri ve bizleri izleyen değerli vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri, son günlerde üzüldüğümüz gelişmeler yaşanmakta. Ülkemizin hedef tahtasına konulduğu beyanları sıklıkla söylenmektedir. Bir gerçeğin altını çizmek gerekir ki ülkemiz bugün hedef tahtasına konmuş değildir. Dün de ülkemiz gelişmesini muasır medeniyetler seviyesine yükselmesini istemeyenlerin hedefindeydi. 19. yüzyılda ne kadar düşmanı varsa 20. 21. yüzyılda da azalmamıştır. Dün amaçları bölmek, parçalamaktı. Bugün de aynıdır. Sadece AKP'ye değil, geçmiş siyasi iktidarlara benzer tavır koymuşlardır. 12 Mart, 12 Eylül darbecilerinin kimler olduğunu gayet açık ve net olarak bizler biliyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında da kimlerin olduğunu gayet açık ve net olarak biliyoruz. Askerlerimizin başına çuval geçirdiler, PD'ye tırlar dolusu silah yardımı yaptılar. Dün de teröristi beslediler, bugün de besliyorlar. Dün de teröristlere silah, para, eğitim yardımı yaptılar, bugün de yapmaktalar. Türkiye'mizin büyük Türk coğrafyasında parlayan güneş olması asla istenmemiştir, istenmeyecektir. Bunlar bilinmeyen ve bugün anlaşılmış bir husus değildir. Değerli milletvekilleri, ülkemizin çok ciddi ekonomik ve sosyal problemleri vardır. Enflasyon, işsizlik, iç borç, dış borç, cari açık, faiz oranları, kayıt dışı, döviz kuru artışları kronik haldedir. Bunlar hoş şeyler değildir. Gençlerimiz işsizdir, karamsardır. Çoğunun hayal kurma gücü azalmaktadır. Esnaf, turizmci perişandır. Kronik hale gelmiş ciddi problemlerin çözümü her alanda topyekin çok daha fazla çalışmamız, tasarruf etmemiz gerektiği açık seçiktir. Bizler çok çalışırsak, çok tasarruf edersek gelecek nesiller rahat edecektir. Biz günümüzü gün etmeye devam edersek, övünmeyi kural haline getirirsek, gençlerimizle gerçeklerimizle yüzleşmezsek, har vurup harman savurursak, maalesef işi ehline vermemeye devam edersek, ABD'si de, Kanada'sı da, Hollanda'sı da, Barzani'si de, Esed'i de veya başka kişi ve ülkeler de teröristleri beslemeye devam edecektir. Bürokratlarımızı da tutuklamaya, bakanımız hakkında tutuklama kararı çıkartmaya devam edeceklerdir. Değerli milletvekilleri, bildiğimiz üzere geçen yasama yılında iç tüzüğü değiştirdik. Değişiklikten önce danışma kurulunun oy birliğiyle karar alamadığı siyasi parti gruplarının önerileri üzerinde öneri sahibi ve diğer siyasi parti grupları adına 10'ar dakika, toplamda da 40 dakika öneri üzerinde konuşma yapılırken, yapılan değişiklikle öneri sahibi siyasi grup adına 5, diğer siyasi parti grupları adına 3'er dakika olmak üzere toplam 14 dakika konuşma yapılır hale gelmiştir. Sadece bir grup önerisi müzakeresinde tasarruf edilen zaman 26 dakikadır. İç tüzük değişiklik gerekçesi, zamanın daha etkili ve verimli kullanılarak uzun ve gereksiz polemiklere girilmemesi ve bir an önce ana gündeme geçilmesi içindir. Peki zaman daha etkili ve verimli kullandık mı zamanı? Uzun ve gereksiz polemiklere girilmesini önledik mi? Bir an önce gündeme geçildik mi? Tabii ki hayır. Kıymetli arkadaşlar, birkaç günün genel kurul tutanaklarını inceledim. Bakınız 8 Kasım çarşamba günü 5 defa, 13 Kasım pazartesi günü 9 defa genel kurulda karar yeter sayısı bulunamamıştır. Bugünlerde de karar sayısı çoğunlukla bulunamıyor. Bugünlerde sırasıyla saydığım 2 günde 50 ve 90 dakika boşa gitmiştir. Milletvekilinin ilk görevi meclise devam etmektir. Kronik hale gelmiş meseleleri çözmenin yolu meclise devamdan geçmektedir. Biz bunlar için maaş alıyoruz. Esas görevimiz de budur. Yani yasa yapmak, denetim yapmak. Bunun için de meclise devam etme mecburiyetimiz var. Az ve öz söylüyorum, helal kazanç meclise devamdadır. Özellikle AKP grup başkanlarına söylemek isterim ki
grubunuzun meclise devamını lütfen sağlayınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Tor.